Bereketli toprakların saklı hazinesine açılan bir kapı. Doğunun esrarını, el sanatlarındaki ustalığın sırrını bağrına nakşetmiş bir şehirdir Diyarbakır. Medeniyetlerin beşiği olmuş kent, tarih öncesi devirlerden beri varlığını sürdürmektedir. Ev sahipliği yaptığı her medeniyetin izleri bugün hala sokaklarında, caddelerinde, camilerinde, kiliselerinden evlerin kapılarına, havasına, suyuna sinmiştir dokusu. Kimler gelip geçmedi ki bu topraklardan? Hurrilerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Bizanslardan Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, ev, yurt, barınak olmuştur Diyarbakır. Diyarbakır, Asya'nın Mezopotamya'ya, doğunun kalbine açılan kapısıdır adeta. Bu özelliğiyle önemli bir ticaret yolu, bir kültür köprüsüdür. Anayolların kavşağında bulunmuş, zengin bir ticaret şehridir. İpek yolunun güzergahında olan Diyarbakır, doğunun en abidevi hanları ve birbirinden estetik köprülerine sahiptir. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır, öyle bereketli, öyle zengin bir kültür mirasıdır ki, bu şehrin suyunu içenlerden çok değerli şairler, edebiyatçılar, yazarlar, tiyatrocular, bilim adamları, farklı alanlarda ün yapmış birçok önemli şahsiyet, kültür beşiği Diyarbakır'da yetişmiştir. Tarih boyunca Amida, Amit, Kara Amit, Diyar-ı Bekir, Diyarbekir gibi isimler alan şehir, Atatürk döneminde bakırının ünlü olmasıyla bakır diyarı anlamına gelen Diyarbakır adını almıştır. Ergan'ın yakınlarındaki Hilar mağaraları, Paleolitik dönemden itibaren yerleşime sahne olmuş, Roma döneminde de milattan sonra 1-5. yüzyılda yerleşim devam etmiştir. Silvan yakınlarındaki Asuni mağaraları, Mezolitik dönemde yerleşim yeri olarak kullanılmış, antik dönemde özellikle Hristiyanlığın ilk yıllarında ve Orta Çağ'da da yerleşim özelliğini sürdürmüş, Anadolu'nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biridir. Anadolu'nun en eski tarımcı köy topluluklarının en güzel örneğini veren Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi, günümüzden 10 bin yıl önceye dayanan tarihiyle sadece bölge tarihimize değil, dünya uygarlık tarihine de ışık tutmaktadır. Son yıllarda Bismil ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmaların ışığında, Yakın Doğu'daki en erken yerleşim yerlerinden birinin günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan Körtik Tepe olduğu görülmüştür. Dünyanın en büyük kalesi olan surlar, 5000 yıllık tarihiyle dimdik ayakta durmaktadır. Kente adeta bir gerdanlık gibi çepeçevre saran Diyarbakır surları, tarihe meydan okurcasına tüm medeniyetlerin izlerini barındırmaktadır. Kaleye çıkıp şehre bir kulak verin, size bir bir anlatır rüzgarına sakladığı hikayesini. 5,5 kilometre uzunluğunda adeta bir kalkan balığını andırmaktadır. Surların kitabelerinde, figürlerinde, kapılarında ve görkemli burçlarında medeniyetlerin izlerini en canlı şekilde görebilmekteyiz. Sadece surlarla çevrili şehir merkezi değil, ilçeleriyle de birçok mimari esere, tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir kadim kenttir Diyarbakır. Her devri yaşayan Diyarbakır, gökyüzünün değdiği her zerresinden ayrı bir medeniyetin namelerini fısıldar. Üzerine yerleşen her kavmi, her toplumu bir anne sıcaklığıyla bağrına basar, bereketli toprağıyla doyurur, Dicle'sinden besler. Anadolu'nun ana yürekli şehridir. Tarihini tevazuyla bağrında saklayan kent, Türkiye'nin turizme açılmış bir penceresidir. Gerek inanç turizmi olsun, gerek kültür turizmi olsun, kent adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. İnsanlığın ilk yerleşik yaşama geçtiği, yazının bulunduğu, toplum düzenini belirleyen yasaların yazıldığı, tapınakların inşa edildiği, tarihsel süreçte ilklere tanıklık etmiş adeta bir medeniyetler tarihidir.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Diyarbakır, dünyanın en büyük kalesi surları, yönetim merkezi iç kalesi, kentsel tarihin gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen çeşitli anıtsal yapıları, geleneksel konut dokusu ve buraya egemen olmuş büyük uygarlıkların bıraktıkları belgesel değerleri günümüzde yansıtan, kültürel kimliğiyle yalnız Türkiye'nin değil, tüm dünyanın da önemli kentlerinden biri sayılır. Ünlü gezginler Diyarbakır'dan söz ederken dünyanın en büyük memleketlerinden biri der. Diyarbakır, İpek yolunun en nadide yerinde kesişen uzayan bir cazibedir. Bir tutku şehridir. Tüm hükümdar, emir ve sultanlar da fethetme isteği yaratır. Mübarek peygamberler, nebiler, sahabeler beldesi, peygamber ve sahabelerin ebedi istirahat mekanıdır Diyarbakır. Hazreti Zülküf, Hazreti Elyesa, Hazreti Enüş, Nebi Harun ve 541 sahabe bu topraklarda iz bırakmış zatlardır. Tarihi boyunca dinsel hoşgörüden uzaklaşmamış etnik ve dinsel mozaiğini her dönemde korumuştur. Müslümanlar, Hristiyanlar, Ermeniler ve Yahudiler tarih boyunca Diyarbakır'da birlikte dostluk içinde yaşamış ve birçok mabedi arkalarında bırakmışlardır. 639 tarihiyle Müslümanlar şehri fethetmiş ve akabinde şehir camilerle dört bir tarafı sarılmıştır. İslam aleminin 5. haremi Şerifi Ulu Camisi, kentin fethini gerçekleştiren sahabelerden Meftunu Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabe türbesi, minaresinin dört bir köşesinde Peygamber Efendimizin isimlerinin yer aldığı Nebi Camisi, Anadolu'da tek örneği olan ve dört mezhebi simgeleyen dört ayaklı minaresiyle eşsiz bir kenttir Diyarbakır. Mimar Sinan'ın doğuda bıraktığı birbirinden eşsiz ve güzel eserlerin kentidir. Bazalt taşın buram buram kendini hissettirdiği sur içi sokaklarında dar ve labirent gibi sokaklarıyla tevazuyla uzanır Diyarbakır. Dicle Nehri'nin yamacında çiçek gibi açan yazlık köşkleriyle adeta bir Gonca'yı andırır. Dicle'nin en bereketli bahçesi Hevsel, yüzyıllardır içinde barındırdığı güzellikleri ve tatları Diyarbakır'a sunmaktadır. Sırtını surlara dayayıp kendini emniyete alan Hevsel, Dicle'nin kucağında bereketin diğer bir adı olmuştur. Doğu'nun en güzel ve en zengin mutfağına sahip olan Diyarbakır yemekleri, tatlıları ve yöresel içecekleriyle tarihten gelen lezzetleri günümüzde de tüm içtenliğiyle sunmaktadır. El sanatlarının en göz alıcı örnekleri Diyarbakır'da sizi bekliyor. Bakırcılık, altın ve gümüş işçiliği, çinicilik, Yemeni, İpek Puşi. Diyarbakır'ın belli başlı önemli el sanatlarıdır. Diyarbakır, insanı cezbeden dokusuyla bir medeniyet ve inanç kentidir. El Cezeri'nin ilham kaynağı, kervanların en bereketli durağı, Hamrabat'ıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın şifası, Matrahçı Nasuh'un kara amidi, Cahit Sıtkır'ın çocukluğu, Ziya Gökalp'in fikriyatı, Sezai Karakoç'un ruhunun şehri, Diyarbakır. Kültür, medeniyet ve inanç kentidir. Her dinin birbiri önünde tevazuyla saygı duyduğu, göğü delercesine uzanan minarelerinden okunan ezan sesleriyle, kilise çanlarının saygıyla kucaklaştığı, dostluğun, kardeşliğin kentidir Diyarbakır.
güneşin bir başka parladığı doğunun, medeniyetler kapısının kilidini açan şehir Diyarbakır olacaktır. Bu eşsiz topraklara iyi bakın. Her taşında kendinizden, insanlık tarihinden izler bulacaksınız. Her taşı dile gelip size ayrı bir destan anlatacaktır. Sadece surlarla çevrili şehir merkezi değil, ilçeleriyle birçok mimari esere, tarihi ve doğal güzelliğe sahip kadim bir kenttir Diyarbakır. Kıymetli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum, selamlarımı sunuyorum. Bu geleneksel, uluslararası geleneksel İslam sanatları ve Hattat Hamid Aytaç Sempozyumu'nun 8. oturumunu yapacağız inşallah. Birinci konuşmacımız Mehmet Memiş arkadaşımızın teknik bir probleminden dolayı onu sonraya alacağız. Hazırsa Doktor Ahmet Kırkan Bey'i ben hemen bildirisini sunmak üzere davet etmek istiyorum. Buyurun Ahmet Hocam. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ettim. Böyle bir toplantıda beraber olduğumuzdan dolayı. Ben tebliğimi müsaade ederseniz konunun bağlamından dolayı Kurmancı olarak sunacağım. Teşekkür ederim Heja. Merhaba Juvaran. از بحث شیخ موزا عزمی الکردی یعنی به نوویه دن حمید آیتاج الفابین کردی و الفابین که حزار و نهسد و نهید او خلیل خیالی بهرا پیش که وشاندن از بحث اوی بکن Ahmet Hocam, Ahmet Hocam, bir Ahmet, bir şey söyleyeceğim. Bir ara sıra da tercüme yapsanız iyi olur. Çünkü bir şey anlamayacağız. Tamam hocam, isterseniz Türkçe'de devam edebilirim. Yani hani şöyle diyeyim. Yani kendiniz tamam konuşabilirsiniz de bir şey anlamayacağız. Yani çoğu dinleyenler de anlamayacak. O zaman tercümeyle daha iyi olur yani. Evet. O zaman Türkçe evet. Devam edeyim hocam. Tamam. Konunun önemine itibaren bu Şeyh Musa Azmi el-Kurdi diğer adıyla Hamid Aytaç'ın ve Kürtçe yazında kullanılan alfabelerle ilgili bir sunum yapacağım. Şeyh Musa Azmi el-Kurdi adının değiştirilmesi, onun hayatından biraz bahsedeceğim. Diyarbakır doğumlu zaten bilindiği üzere. Büyük babası da çok önemli bir hattat Adem Amidi ki hayatının son dönemlerinde Hamid Amidi olarak kendini şey yapıyor, kendini takdim ediyor. İstanbul'a hukuk kültesine okumaya geliyor ama sürekli kendi içerisinde hattatlıkla ilgilenmesi gerektiğiyle ilgili bir şey var, bir mücadelesi var kendisiyle. Daha sonra hattatlıkla ilgilenmeye başlıyor. Lakin burada çok fazla kalamıyor. Genç yıllığına Kütahya'ya dönüyor. Kütahya'ya görevli gidiyor. Bir sene Almanya'ya gidiyor. O Almanya'daki bir senelik süreç içerisinde kendisi yine haritalarla ilgilendiğini, yani hattatlığın farklı bir boyutuyla ilgilendiğini söylüyor. 60'larda paşa başa ben hayatıyla ilgili olan kısım bilindiğinden dolayı özet olarak geçiyorum. Paşabahçe fabrikasına giriyor. Orada da camlar üzerine farklı yazılarla ilgili çalışmalarda bulunuyor. İki tane, yani kendisinin en önemli olarak addettiği iki tane Kur'an yazımı var ki bunlardan bir tanesi Tevafuklu Kur'an. Yani Lafz-ı Celil'in Kur'an sayfalarında üst üste geldiği Tevafuklu Kur'an. Bunun dışında
ki makale içerisinde tekrardan bahsedeceğiz. O dönemdeki 1900'lerdeki ikinci meşrutiyet ve öncesindeki Kürt entelijansiyası ile entelektüelleriyle bir ilişkisi var ki bu anlamda Bediüzzaman Said-i Kürdi'ye yaptığı bir tuğra var Hamid Amidi'nin veya Şeyh Musa Azmi el-Kürdi'nin. Bu Tokat'ta bir o Nur cemaatinin evlerinin bir tanesinde bulunuyor Bediüzzaman'a yapmış olduğu tuğra. Farklı ülkelerden bir sürü öğrencisi oluyor Hamid Amidi'nin, yani Irak'tan, İran'dan, Afrika'dan, Cezayir'den. Farklı ülkelerdeki hattatlarla ilgili bir şey de var. 1916 yılına kadar hatlarını Şeyh Musa Azmi el-Kürdi olarak şey yapıyor, imzalıyor. Daha sonrasında kendi belirttiğine göre işte hattatlığı devlet işleriyle beraber yürütemediğinden dolayı, ki ben biraz daha koruma refleksinden, kendini koruma refleksinden hareket ettiğiyle o saikle bu işi yaptığına inanıyorum. Ve 1982'de de vefat ediyor. Kürtçe alfabeyle ilişkisi ne? Yani Hamid Amidi'nin Kürtçe alfabeyle ilişkisi ne? Yani bilindiği kadarıyla elimizdeki belgelere göre Şevkul Müstehan fi Marifeti Rumuzul Aklam diye bir kitap var İbni Vahşiye'nin. İbni Vahşiye Kürtlerin kullandığı şey olarak, Kürtlerin kullandığı alfabe olarak Binuşat ve Masasurati alfabelerinden bahsediyor. İlk alfabe olarak. Yani bu alfabeler Kürtler tarafından mı çıkarıldı yoksa Kürtler bunu kullandı mı? Büyük ihtimal Kürtler bu alfabeleri kullandılar. İbn-i Vahşiye bunlardan bahsederken bu alfabenin 34 tane harften meydana geldiğini ve kendisinin, ki İbn-i Vahşiye Keldani'dir, başta kitabında Şevkul Müstaham'da bahsederken biraz daha işte Kürtlerin bütün ilmini, şeyini kendilerine ne kadar çok böyle güvenseler de hepsini Keldanilerden aldıklarıyla ilgili bir yorum yapıyor. Hatta o mübalağayı da yaparken işte Keldanilerin bilgisiyle Kürtlerin bilgisi arasında yerle gök arasındaki fark kadar ciddi bir fark vardır diyor. 30 tane kitap bulduğunu ve bu 30 kitaptan bazılarını da özellikle ziraat hayvancılıkla ilgili olan kitaplardan bazılarını millet faydasını diye aşağı çevirdiğini söylüyor. İslami dönem sonrasında Kürtler Arap alfabesini diğer İslami Müslüman olan kavimler gibi veya çoğu Müslüman olan kavimler gibi Arap alfabesini kullanıyorlar. Ve o Arap alfabesi halen Kürtler içerisinde, yani Kürtlerin diğer diyalekleri içerisinde Zazaça veya Kurmanca olsun. Soranlar zaten, Soranlar ve Behtinan kısmı zaten Arap alfabesini kullanıyorlar. Çok ciddi bir şekilde kullanılmış ve hala medreselerimizde Arap alfabesi yoğun bir şekilde kullanılıyor. 1909 yılında Halil Hayali Motki, Kürdizade Ahmet Ramiz Leceği ve Şeyh Musa Azmi el-Kürdi üçü beraber bir alfabe çıkarıyorlar. Elifbaya Kurmancı diye. Bunun yazarı Halil Hayali Motki, ki çok ciddi bir entelektüel. Bu anlamda kendi memurluk maaşının birçoğunu bu şeye yatırmış olan birisi. Ve bunun hattatlığını da Şeyh Musa Azmi el-Kürdi yapıyor. Naşir olarak da Ahmet Ramizi Lice'yi geçiyor. Bu alfabe, bunların geliştirmiş olduğu alfabe Osmanlı alfabesinden farklı olarak Kürt fonolojisini ve fonetiğini yansıtabilmek için bazı özel işaretler geliştirilmiş olan bir alfabe. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra Irak'ta Tevfik Vehbi, Şeyh Ahmet ve bir sürü kişi tarafından bu alfabe temel alınarak yeni bir alfabe geliştiriliyor ki şu anda Soranilerin ve Behtinan kısmındaki Kürtlerin kullanmış alfabe bu alfabeyi temel alıyor. Bu alfabede harekeler yok, şedde yok, cezim yok. Yani normal Arami Arap alfabesinde kullanılmış olan alfabeden farklı bir şekilde kullanılıyor. Harekeler tamamıyla harflerle ifade ediliyor. Bunun dışında Kürtlerin kullanmış olduğu alfabelerden bir tanesi de bildiğimiz kadarıyla Latin alfabesi 1932 yılında Suriye'de Celaleddin Ali Bedirkhan tarafından kabul edilmiş veya o Birliği'nde tarafından bir grup tarafından kabul edilmiş olan bir alfabe. Bu alfabenin yapılmasında Türkiye'deki harf devriminin çok ciddi bir etkisi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında da Kirili alfabe kullanılıyor ki halen şu anda Ermenistan'da yaşayan Kürtler Kirili alfabeyi yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bahsettiğimiz üzere Halil Hayali Motki'nin 1909 yılında çıkarmış olduğu alfabe önemli bir alfabe.
Bediüzzaman Said Nursi bunun hakkında Divan-ı Harb-ı Örfi'den ki ikisi veya o grup o entelektüel grup birbiriyle yakın ilişki içerisinde bunları şey yaparken işte Hamiyet-i Milliye'nin bir misalini size takdim ediyorum ki o da Mutkili Halil Hayali Efendi'dir ki Hamiyet-i Milliye'nin her şubesinde olduğu gibi bu şube-i lisan meydanında kesb-ü sebaki ihraz eylemiş ve lisanımızın esası olan elifba ve sarf ve nahvini ucuna getirmiş. Bu hatta diyebilirim ki asr-ı hamiyet ve gayret fedakarlık ve himiyeti zuaf imtizaç ederek vücud-u manevisini teşkil etmiştir. Burada önemli olan iki durum var. Birincisi Bediüzzaman'la olan ilişkisi o dönemdeki yani sonuç kısmında buna değinirken bundan bahsedeceğiz. O dönemdeki Kürt entelektüelleri, İstanbul'da toplanmış olan Kürt entelektüelleri birbiriyle yakın ilişki içerisinde birbirlerinden haberdarlar. İkincisi Halil Hayali tarafından hazırlanmış olan sarf nahyu yani gramer kısmı ki o döneme kadar böyle bir gramer Kürtçe için modern anlamda bir gramer hazırlanmış değil. Bir öncesinde Yusuf Ziyaettin Paşa'nın 1890'larda yazmış olduğu El Hediyetül Hamidiye fi Lugatil Kurdiye'nin ilk kısmında gramer kısmı vardır. Ama Halil Hayal'in yapmış olduğu sarf nahi elimizde olmamasına rağmen. Yani işte çeşitli rivayetler var. Halil Hayali'nin bu sarf ve nahivi Ziya Gökalp'a verdiği ve ortadan kaybolduğu ile ilgili çeşitli spekülatif haberler var. Ama yazıldığı ile ilgili elimizde bir kaynak var. Alfabe kısmına gelirsek, alfabe 27 sayfadan oluşuyor. 1909 yılında basılmış. Kitabın baş kısmında yani kapak kısmında Elif Bey Kurmancı, Muharrir, Halil Hayali Mutki, Tab yani basımı, Kürdizade Ahmet Ramiz Zeliceği, Sal yani yıl 1325 olarak geçmektedir. Bu alfabe ilk olarak Mehmet Bayrak tarafından Kürdoloji belgelerinde yayınlanmış. Daha sonra işte Hogır Tahir Tevfik tarafından Elifbail Kürdiye bil Huruf-i Arabiye ve Huruf-i Latiniye yani Latin ve Arap harfleriyle yayınlanmış olan Kürtçe alfabelerde de aynı şekilde kaydedilmiştir. Alfabe kısmına gelirsek alfabe önemi şu anda kullanılan Kürdo-Arabik alfabe için bir temel teşkil etmekte. 27 sayfadan oluştuğunu söyledik. Onun dışında 34 harf kullanılmış bu alfabede. İlk sayfalarında harflerin tanımları, harflerin okunuşları, noktalı ve noktasız olan harfler, tenvin ki Kürtçe'de bilindiği kadarıyla tenvin bulunmamakta. Tenvin kısmına ilgili bazı şeyler söylenmiş. Ondan sonra alfabenin son kısımlarına doğru ibare okuma metinleri konulmuş. Bu ibarelerde genel geçer olabilecek şekilde bazı tavsiyelerde bulunmuş. İşte Kürtçe dilini öğrenin, Kürtçe'de çok fazla okuyun şeklinde. Daha sonrasında konut duaları, temcid duaları gibi bazı dualar alfabenin son kısmına iliştirilmiş. Halil Hayali son kısımda kurmanç kelimesini kurmanç olarak kullanır. Bu ayrı bir şey olarak not olarak düşülebilir. Şeyin son kısmında Şeyh Musa Azmi'nin yazısıyla bunun basımı için bu ve Elifba'nın ve Sarf-ı Nahv'in basımı için Kürtlerin Kürtçeyi daha fazla kullanabilmeleri için basıldığı ifade edilmekte. Ve sonrasında kendilerinin de yardıma muhtaç olduğunu, böyle bir kitabın basımı için yardıma muhtaç olduklarını, çünkü parasız yani ekonomisi hiçbir şeyin olmayacağı ile ilgili bazı şeyler söylenmektedir ve Ketebe Musa Azmi el-Kürdi 1325 miladi diye me diye bir ifade bulunmaktadır. Şimdi o dönemle ilgili toparlayıcı şeyler söylersek Halil Hayali Mutki, Şeyh Musa Azmi el-Kürdi, Kürdizade Ahmet Ramiz Zeliceği, Bedirhani ailesi, Babanlardan yani Soran bölgesinden sürgün olarak gelmiş olan Baban ailesinden kişiler, Diyarbakır'dan sürgün olarak gitmiş olan Cemil Paşazadeler veya işte Helmiye Siverek gibi veya Abdurrahim Rahim Hakkari gibi bir sürü Kürt entelijansiyası İstanbul'da toplanmış ve bunlar o dönemde haftalı dersler şeklinde ve beraber kolektif olacak çalışmalarla hem dernekler kurmuşlardır. Hem de Roji Kürt, Hetavi Kürt, Jin, hem Rojname, hem yani hem gazete hem dergi şeklinde bir sürü yayında bulunmuşlardır. Bunların elimizde basılmış olan şekilleri var. Burada önemli olarak makalemizde de bahsettiğimiz Elifbaya Kurmancı ve Sarf ve Nahi olarak elimizde bir sürü dokümantal şey vardır.
Bu dönemde onlar birbirlerinden haberdar olduklarını görebiliyoruz. Yani o dönemde Kürt entelijansı birbirinden haberdardır. Bunların çoğu, yani iş yapan, diyelim ki eser üretenlerin çoğu zengin ailelere mensup olan insanlardan oluşmuyor. Yani hani Cemil Paşazadeler veya Ben iPad'ten Bedirhan'ın bağlanabildim ama tabii şu an ailesinden gelen sisteme katılabilecek miyim? Oradan bilmiyorum. baban Evet. ailesinden gelen kişiler derneklerde üst yönetici olarak kalmışlardır. Üst yönetici olarak görev yapmışlardır. Ama son kısımda Halil Hayali'nin düşmüş olduğu nota bakılırsa yine bu çalışmaların yapımı için yardıma muhtaç olduklarını söyleyebiliriz. Bu dönemde Şeyh Musa Azmi dedi ki 1916 yılına kadar her ne kadar kendisi devlet dairesinde çalıştığından dolayı isim değiştirme gereği duyduğunu söylese de söylemiş olsa da burada bir koruma refleksinin devreye girdiğini, çünkü aynı dönemde Halil Hayali Motkin'in Cumhuriyet sonrasında ciddi bir şekilde gruplar içerisinde yer almadığını, adının artık çalışmalarda yer almadığını, Hilmi Sivirgi dediğimiz Jin dergisinin yazarlarından olan Sivirgli Hilmi Ergün, Hasan Hilmi Ergün'ün Cumhuriyet sonrasında PTT'de baş müfettiş olarak görev aldığını ve sonrasında hiçbir grup içerisinde ve Kürtçe ile ilgili bir çalışmalarda yer almadığını, yine Hamza Begi Müksi'nin Suriye'ye gittiğini ve en son olarak da Şeyh Musa Azmi'nin, yani Hamit Aytaç dediğimiz büyük hattatın da ömrünün sonuna kadar tekrar bu ismi kullanmadığından hareketle bunun bir koruma refleksinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Ben bir soru sormak istiyorum Ahmet Bey. O az evvel Tabii. Hattat Şeyh Musa Azmi bir dükkan açıyor Hamit Aytaç yazı yurduyla. Ondan sonra onun ayrılması ilgili bir şey söylüyor. Ben onu anlamadım. Yani koruma refleksi ne demek orada? Yani Şeyh Musa Azmi adının kullanılmaması. ama o zaman yasak işte şimdiki gibi. Yani devlet memuru olarak dükkan açamıyor. 1916 sonrası, Cumhuriyet sonrası da bu ismi korumamasının kullanmaması, ben koruma, kendini koruma refleksi olarak O ve kendisi bunun onu izah ediyor zaten. Diyor Musa Azmi idi. yani Hamit iştihar edince diyor. Ben onda artık karar kıldım. Öyle değiştiriyor. yani aynı grup içerisindeki diğer kişilerin de gruptan ayrıldıktan sonra kendi isimlerini kullanmamaları, değiştirmelerini ben koruma refleksine bağlı olarak değerlendiriyorum hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz Ben Ahmet. teşekkür ederim İlginç bir hocam. konuydu. Mehmet Memiş hocam, duyuyor musunuz bizi? Sesinizi açın hocam. Sol altta bak düğmeniz kapalı. Konuşma düğmeniz şurada sol altta bir şey var. Mute yazıyor. Ona muteye dokunun açın. Memiş hocam. Sesiniz kapalı şu anda. Heh, şu anda Açıldı mı? açıldı hocam. Eyvallah. Hocam siz de benim gibi yabancısınız teknolojiye herhalde. Yani bu teknik işlerle Evet. doğrusu sıkıntılarımız var tabii. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür Hocam ediyorum. geç de olsa katıldınız. Şimdi ben sözü Mehmet Memiş hocamıza bırakmak istiyorum hemen. İlginç bir konu yine Mehmet Bey hocamızın. Sanatlı yazma kitaplarından Enam-ı Şerifler ve özellikleri. Hocam buyurun. Evet hocam, şimdi ben bir sunumumu açmaya çalışacağım. Yine özür dileyerek. Estağfurullah. Hocam siz yayından çıktınız yine. Çıktık mı? He, yayından çıktınız. Ben o zaman Mutlu Saylık hocama vereyim sözü. İsterseniz bu arada siz sunumunuzu da açmaya çalışın hocam. Olur mu? Tamam. Tamam, olur Oh, hocam. evet Olur. Mutlu hocam. Şimdi sözü Mutlu Saylık hocama vereceğim. Abbasilerde siyasi olaylar gölgesinde bir Hattat İbni Mukle. Buyur hocam. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Oturum Başkanım, muhterem katılımcı hocalarım ve Alo. sanal alemde bizi takip eden Alo. çok değerli hanımefendiler, Alo. beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ha, sesim Bu geliyor. tebliğimizde Hicri 4. miladi 10. yüzyılda Abbasi siyasi hayatına ve dönemin Sesi hat sanatına açmadım da. damga vuran Hattat Vezir Ebu Ali Muhammed bin Ali bin Mükle'yi ele alacağız.
Abbasiler dönemiyle birlikte ilim ve sanatta önemli gelişmeler yaşanmaya başlayınca hat sanatında da güzeli arama çabaları arttı. Bunun sonucu olarak bazı hattatlar ve hat mesleği ön plana çıktı. Hicri 4. yüzyıl miladi 10. yüzyıla denk geliyor. Bu dönemin başlarında Abbasilerin başkenti Bağdat hem hattatlıkta hem de gelişen diğer ilim ve kültür faaliyetlerinin en önemli merkezi konumunda. Bu dönemde Bağdat'ta hattatlık mesleğiyle ön plana çıkan ailelerden Mukle ailesi var. İbni Mukle de bu ailenin bir ferdi olarak Hicri 272'de miladi 886 yılında dünyaya geliyor. İbni Mukle çocukluğundan itibaren aile mesleğine merak sarıyor. Zaten bu aileler kendi çocuklarını mesleklerini öğretiyorlar. İbni Mukle de büyük bir ciddiyetle bu mesleği öğreniyor ve yazısının güzelliğiyle ön plana çıkıyor. İbni Mukle hat sanatına önemli yenilikler getirmiştir. Bu dönemde hattatlar arasında en güzel hattı ortaya koyma çabası artmaya başlayınca bu güzel hat çalışmalarında İbni Mukle ön plana çıkıyor ve tevki ve rika yazılarında mahir oluyor. Bu döneme kadar yaygın olan El-Hattül Mevzun diye de adlandırılan hat çalışmaları bazı kaideler çerçevesinde belli ölçülerle dizayn ederek El-Hattül Mansub ortaya koyuyor. İbni Mukle bu El-Hattül Mansub çalışmaları çerçevesinde peki ne yapıyor? İbni Mukle hat yazısında ciddi adımlar atıyor. Kendi tarzında harfleri ıslah ederek onlara belli ölçüler veriyor. Kendi tarzıyla harfleri ve yazıyı hem şekilsel hem de güzellik olarak belli kurallar ile sisteme bağlıyor. Yazının ana ölçülerini ortaya koyarken nokta, elif ve daireyi standart bir ölçü olarak kabul ediyor. Bu ölçüler dahilinde İbni Mukle geliştirdiği hat yazısına getirdiği usul ve kaidelerle bir metodoloji ortaya koyuyor. Bu çerçevede İbni Mukle harflerin şekillerini düzeltirken belli prensipler ortaya koyuyor. El-Tevfiye, El-İtmam, El-İkmal, El-İşba gibi, El-İrsal gibi prensipler getiriyor. Tabii ayrıntılarına girmeyeceğim, özet olarak geçeceğim için İbni Mukle harflerin güzelliğini sağlamak için de bazı prensipler ortaya koyuyor. Et-tarsif, et-te'lif, et-testir gibi, et-tensil gibi prensipler koyuyor. Aynı zamanda İbni Mukle alfabe harflerinin yazım biçimlerini tarif ederken harflerde kullanılan noktaların kare ve yuvarlak olarak kullanılabileceğini, noktaların üst üste konulabileceğini de belirtiyor. İbni Mukle bununla beraber hat yazı malzemesiyle ilgili de belli ölçüler koyuyor. Görüldüğü gibi kaynaklarımızda İbni Mukle'nin birçok hususta hat sanatına getirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir. Ancak kendisine ait herhangi bir eserinin günümüze ulaşmadığı dikkatimizi çekiyor. Bundan dolayı da biz bu çalışmada İbni Mukle ve ailesinin hat ile ilgili herhangi bir eserinin günümüze ulaşmama nedenini onun Abbasi tarihinde iz bırakan siyasi mücadelesinde aramaya çalıştık bu bildirimizde. Ve İbni Mukle'nin Abbasi siyasi hayatına da damga vurduğunu görüyoruz. İbni Mukle 16 yaşlarında İbni Cerrah vezir, meşhur vezir Ebu Abdillah Muhammed bin Davud el-Cerrah'ın yanında maaşla çalışıyor. Daha sonra yine Abbasilerin en meşhur vezirlerinden olan Ebu'l-Hasan Ali bin Muhammed bin Musa İbnül Furat diye meşhur yanında katip olarak çalışıyor ve bu dönemde Abbasi halifesi Muktedir Billah hilafet görevinde bulunuyor. İbnül Furat'ın vezirlik makamına çıktıktan sonra üç kez, tabi İbnül Furat bu dönemde üç kez vezaret görevini yürütüyor. İlk iki vezaretinde İbni Mukle onun yanında çalışıyor ama üçüncü vezaretinde onun aleyhine giriyor.
İbnül Fırat onu sürgün ediyor. Onunla karşı karşıya geliyor. Bundan dolayı da Şiraz'a sürülüyor. İbn-i Mükle, İbnül Fırat'ın 924'te vezirlikten azledilmesinden sonra tekrar önemli bir siyasi figür haline gelmeye başlıyor ve Ali bin İsa bin Cerrah'ın vezirliği döneminde çeşitli görevler alıyor. Bu dönemde Ali bin İsa vezirlikten çekilince Halife Muktedir Billah vezir arayışlarına başlıyor ve istişareler sonucunda İbn-i Mükle'yi 928 yılında huzuruna kabul ederek vezir tayin ediyor. Bu dönem ordu komutanı olan Ebu'l-Hasan Munis el-Muzaffer ve taraftarlarının Muktedir Billah'a bir darbe ile görevden uzaklaştırmalarıyla birlikte İbn-i Mükle'nin vezirliği de sona eriyor, kısa bir vezirlik dönemi. Ancak iki gün sonra tekrar Muktedir Billah karşıt bir darbe ile, mücadele ile tekrar hilafeti ele geçiriyor ve İbn-i Mükle tekrar vezir olarak atanıyor. İbn-i Mükle bu vezirliği sırasında da Munis el-Muzaffer ile işbirliği içinde hareket ediyor. Tabi halife bunu fark edince bir güç mücadelesi var. Halife bunu buna karşı tedbirler almaya başlıyor ve halife 930'da veziri yakalatıyor ve yakalandıktan sonra vezirin evi yakılıyor, iş yerleri yakılıyor, mallarına el konuluyor. İbn-i Mükle ve ailesinin gözden düşmesi, ev ve iş yerlerinin yakılıp yağmalanması, mallarının müsaade edilerek el konulması, bu ailenin hat ile ilgili önemli eserlerinin de yanmasına ve heba olmasına yol açmış olabileceğini düşünüyoruz bu noktada. İbn-i Mükle sürgündeyken 932 yılında yine ordu komutanı Munis el-Muzaffer ihtilal yapıp Halife Muktedir Billah'ı deviriyor ve öldürülüyor halife. Hilafet sarayı zapt ediliyor. Hemen ardından da ihtilal güçleri Kahir Billah bin Ahmed el-Mutazid'i hilafete geçiriyorlar. Kahir Billah, Munis el-Muzaffer'in isteği üzerine İbn-i Mükle'yi Bağdat'a çağırarak vezir tayin ediyor. Bu dönemde Kahir Billah otoriteyi ele almak isteyince hem Munis el-Muzaffer hem de vezir İbn-i Mükle ile karşı karşıya kalıyor. Vezir İbn-i Mükle ve ordu komutanı Munis el-Muzaffer halife Kahir Billah'a bir darbe planlarken Kahir Billah bunun farkına varıyor ve Munis el-Muzaffer ve arkadaşlarını yakalatıp öldürtüyor. İbn-i Mükle ise saklanıyor ve kaçıyor. İbn-i Mükle bu süreçte İbn-i Mükle kaçtığında kayboluyor piyasada ama yine evi ve iş yerleri el konuluyor, yakılıyor, yağmalanıyor. Yani bu çerçevede hat ile ilgili, ailece hat ile ilgili çalışan, bir meslek olarak çalışan, iş yerleri olan bu insanların malları, eserleri hepsi yağmalanıyor ve el konuluyor. Bu, dikkatinizi çekeyim, ikinci kez bütün mallarının, ailece mallarının yağmalanması, el konulması, müsaade edilmesi şeklinde gelişen ikinci olay. İbn-i Mükle bu süreçte siyasi mücadelesine devam ediyor. Ve ordu birlikleri Saciye ile Hücriye denilen, o zaman Halife Sarayı güvenliğini de sağlayan bu birlikleri bu birliklerle birlikte hareket ediyor. Ve birliklerle beraber Halife Kahir Billah'a bir darbe düzenliyor. Kahir Billah yakalanıyor, hilafetten azlediliyor ve gözlerine mil çekiliyor. Bu çerçevede darbeciler Muktedir Billah'ın oğlu Ebu'l-Abbas Ahmet Razi Billah'ı hilafete çıkarıyorlar. Razi Billah da yine 934 yılında İbn-i Mükle'yi vezir tayin ediyor. İbn-i Mükle 3. vezirliğinde devlet yönetiminde etkin olan birçok aktörle mücadele etmeye çalışıyor. Ancak dönem gereği güçlenip nüfus kazananlar her ön plana çıkıyor. Onun da rakipleri ve düşmanları çoğalıyor. Bu dönemde Abbasi ordu komutanları Muhammed bin Raik
gittikçe nüfuzunu artırıyor. İbn-i Mükle buna karşı Yakut oğullarından Muzaffer bin Yakut'ta onunla anlaşıyor. Ancak Muzaffer bin Yakut'la daha önce yaşadıkları bazı sıkıntılardan dolayı Muzaffer bin Yakut da bir ordu komutanı. İbn-i Mükle'yi kendi kardeşini öldürülmesinden sorumlu tutuyor. Ve halifenin de onayını, kısmi onayını alarak Muzaffer bin Yakut 936 yılında ilk fırsatta yine muhafız birliklerinin de desteğiyle İbn-i Mükle'yi, Mükle'ye ani bir baskın yaparak yakalıyorlar. Daha sonra hapis hayatı başlıyor İbn-i Mükle'nin. İbn-i Mükle hapsedilmesi üzerine ordu mensupları ve halk onun evini yine yağmalıyor. Evi yakılıyor, malları müsaade ediliyor. Bu üçüncü kez İbn-i Mükle'nin ev ve iş yerlerinin yağmalanıp yakılması. Tabii onun hat ile ilgili çalışmalarının da bu süreçte tekrar olumsuz etkilendiğini, yakılıp yağmalandığını çıkarabiliriz. İbn-i Mükle'nin siyasi olaylar gölgesinde inişli çıkışlı bir hayat sürmesi, üç kez vezirlikten azledilmesi ve azil sürecinde gözden düşüp hedef haline gelmesi, tüm ailesinin de hedef haline gelmesine sebep oluyor. Çünkü onun vasıtasıyla hem çocukları hem de kardeşleri devlet yönetimindeki mücadelenin bir tarafı olmuşlar. Burada tabii üzerinde durmak istediğimiz önemli konu, İbn-i Mükle'nin girdiği siyasi mücadelenin onun hattatlık mesleğine olan etkisidir. Şüphesiz bu siyasi mücadele sonucunda İbn-i Mükle ve ailesinin gözden düşmesi, ev ve iş yerlerinin yakılıp yağmalanması, mallarının müsaade edilerek el konulması, bu ailenin hat ile ilgili önemli eserlerinin de yanmasına, heba olmasına yol açtığı çıkarımına varıyoruz. İbn-i Mükle ve ailesinin hatla ilgili eserlerinin günümüze ulaşmasının önemli nedenleri vardır elbette. Bu nedenlerden bir tanesinin de bu yaşadıkları olaylar ve sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. İbn-i Mükle hapiste olduğu süreçte İbn-i Raik'in Emirül Ümera ilan edildiğini görüyoruz. Böylece İbn-i Raik Abbasi ordularının genel komutanı ve devlet yönetiminin de en etkili ismi oluyor. Bu süreçte İbn-i Mükle iktidar mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Halife ile görüşmeye çalışıyor, mektuplar gönderiyor. Halifeye İbn-i Raik'i yakalatıp kendisini vezirlik makamına getirdiği takdirde kendisine 3 milyon dinar ödeyeceğini bildiriyor. Halife gizli bir şekilde 938 yılı 1 Temmuz gecesi halife onu hilafet sarayına çağırıyor. Ancak gelişmelerden haberdar olan İbn-i Raik bir tuzak kuruyor. Saraya gelir gelmez onu yakalatıp halife ile görüşme yapmadan zindana attırıyor. Ardından İbn-i Raik halifeye başvurarak aleyhinde yazılar yazarak fitne çıkardığı gerekçesiyle İbn-i Mükle'nin sağ elinin kesilmesini istiyor. Bunun üzerine hilafet sarayında bir heyet oluşturuluyor. Bu heyette kadılardan, fetva makamından insanlar var ve sonuçta İbn-i Mükle'nin sağ elinin kesilmesi kararı çıkıyor. İbn-i Mükle hırsızlara reva görülen el kesme cezasına çarptırılmasına çok üzülüyor. İbn-i Mükle eli kesildikten sonra da iktidar mücadelesinden vazgeçmiyor ve hapisten defalarca halifeye mektuplar yazarak vezirlik isteğinde bulunuyor. Bunun farkına varan İbn-i Raik ve diğer rakipleri halife razı billaha baskı ve telkinlerde bulunarak dilinin de kesilmesini istiyorlar ve bu şekilde İbn-i Mükle yakalanıp getiriliyor, dili de kesiliyor. İbn-i Mükle 10 Şevval 19 Temmuz miladi 940'ta eli kesik, dili kesik bir şekilde tek başına hapis yaşadığı yerde perişan bir halde hayatını kaybediyor. Sonuç olarak İbn-i Mükle İslam hat yazısına önemli katkılar sunmuştur. İbn-i Mükle belli ölçüler dahilinde hat yazısını geliştirerek ortaya koyduğu usul ve kaidelerle bir dönem kapatıp yeni bir dönem açmıştır. Hat ve hattatlıkla ilgili bu önemli katkılarına rağmen İbn-i Mükle'nin günümüze ulaşmış herhangi bir eserinin
bulunmaması üzüntü vericidir. Bu durumun bazı sebeplerini İbn-i Mükle'nin yaşadığı dönemde siyasi gelişmelerin gölgesinde girdiği vezirlik mücadelesinden kaynaklandığını görmekteyiz. Aktif bir şekilde iktidar mücadelesine giren İbn-i Mükle kendisini ve ailesini hedef haline getirmiştir. Girdiği siyasi mücadeleden kaynaklı olarak İbn-i Mükle'nin ailece defalarca evi yakılmış, malları yağmalanmıştır. Bu olayların onların hat yazılarını ve istinsah edilen eserlerini olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet hocam, benim burada bu kadar bildirimin özetledim. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. İlginç yani, bir hattatın öncü hattatlarımızdan birisinin sanat hayatından daha çok siyasi mücadelelerini bize anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Memiş hocam, hazırsınız herhalde. Evet hocam. Evet hocam, ben şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Sanatlı yazma kitaplardan En'am-ı Şerifler ve özellikleri konusunu bize anlatacaksınız. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız teknik aksaklıktan dolayı özür diliyorum ama bir çare olarak ekranı laptopa yansıtmayı buldum. Buradan devam edeceğim. Hocam, umarım şair ne demiş? Ele geçmezse sevdiğin demiş, eldekini seveceksin. Evet, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum efendim. Öncelikle bütün katılımcılara ve izleyenlere saygılarımı sunuyorum. Ve konum En'am-ı Şerifler. Tabii yazma kitaplar arasında çok bol miktarda bulunan ama çok da tanınmayan kitaplar bunlar, geleneksel sanatlarımız açısından. Bunları tanıtmaya çalışacağım inşallah. Tabii hocam araya giriyorum. Vaktimiz bol hocam. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim o zaman. Evet. Tabii dediğim gibi En'am-ı Şerifler çok yaygın olmakla beraber geleneksel İslam sanatları açısından çok ele alınmış, incelenmiş eserler değil. O bakımdan böyle bir çalışma yapmayı gerekli gördüm. Önce En'am-ı Şerifler'in tanımıyla başlayalım. Malum Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olan En'am suresi ile çok okunan diğer bazı kısa surelerin bir araya getirilmesinden oluşan küçük kitapçıklar En'am-ı Şerifler. Faziletlerine dair rivayetler sebebiyle İslam toplumunda bazı Kur'an surelerinin ayrıca yazılıp okunması adet haline gelmiştir malum. Bu bağlamda En'am suresi Müslümanların en çok rağbet ettiği surelerin başında geliyor. Bazen tek başına, bazen de diğer sure ve dualarla birlikte müstakil cüzler halinde yazılan ve En'am-ı Şerif diye adlandırılan bir kitap türü veya kitapçık diye tanımlayabiliriz. Osmanlı toplumunda en çok okunan kitaplar arasında da Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada gelen bir kitaptır En'am-ı Şerifler. 165 ayetten oluşan En'am suresi ismini bu surede geçen ve surenin 3 ayetinde yer alan ve deve, sığır, koyun, keçi gibi anlamlara gelen En'am kelimesinden almıştır. Tefsir ve hadis kaynaklarında geçen rivayetlerde Hazreti Peygamber'in En'am suresinin kendisine bir bütün olarak bir defa da indirildiğini ve surenin inzalinde ufku kaplayacak kadar çok sayıda meleğin hamd ve tesbih ile eşlik ettiğini bildirdiği nakledilmektedir. Yine Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in de En'am suresinin okunduğunda Allah'ın rızasını kazandıracağına dair rivayetleri bulunmaktadır. Ve bu rivayetler sebebiyle de En'am suresi çok yazılıp okunmuş bir suredir. En'am-ı Şeriflerinin kapsam ve içeriğine gelecek olursak, bir kısım En'am-ı Şerifler yalnızca adını aldığı En'am suresinden oluşmaktadır. Ve bu En'am-ı Şerifler genellikle 15 ya da 25 varak arasında değişmektedir. Çünkü yazı türüne göre veyahut da satır sayısına göre daha az ve daha çok sayfa tutmaktadır. Bu türde, yani bu şekilde tek En'am suresinde meydana gelen En'am-ı Şerif örnekleri benim incelediğim örnekler arasında Şeyh Hamdullah'a ait, Ahmet Karahisari'ye ait, Derviş Ali'ye ve Hafız Osman'a ait bu tür
bunun gibi meşhur atlatlarımıza ait bazı örnekler bugün müzelerimizde mahfuzdur. Burada Şeyh Hamdullah'a ait 24 varaktan oluşan bir Enam-ı Şerif'in ünvan sayfasını ve hatime sayfasını görüyoruz. Yani sadece Enam suresinden oluşmaktadır. Yine Ahmet Karahisari'ye ait bir Enam-ı Şerif, Süleymaniye Kütüphanesi'nde mahfuz. Yalnızca Enam suresinden oluşmuştur ancak sonunda başlığında anladığımız gibi duayı Ahirül Enam yani Enam suresinin sonunda okunacak dua yer almıştır. Enam-ı Şerif kitabetinde bir başka usul de başta Enam suresi olmak üzere yine sık okunan Yasin, Duhan, Fetih, Rahman, Vaka, Mülk, Nebe surelerinin Duha ve sonrasındaki kısa surelerin, Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetinin ve bunların yanında Esma-ül Hüsna, Esma-ül Nebi ve Hazreti Peygamber'in Hulefai-i Raşidi'nin hilyelerinin, hadisi şeriflerin ve bazı duaların bir arada yazılmasıyla oluşan biraz daha çok varaklı, sayfalı tipleri de vardır. Bazı örneklerin haşiyelerinde de şerhlere yani tavsiye ve izahlara da yer verilmektedir. Burada Eyrik Ablı Mehmet Rasim Efendi'ye ait bir Enam-ı Şerif'te Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Hilye-i Şerif'ini görüyoruz. Tabii hilyeler levhalarda olduğu gibi tek nüsha yazılmakla beraber kitap sayfasına hepsi sığmadığı için böyle 2, 3 hatta 4 sayfaya yayılan örnekleri de vardır. Bu yukarıda saydığımız surelere ilaveten çok daha fazla surenin yazıldığı Enam-ı Şerifler de vardır. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Mehmet Hilmi Balati imzalı bir örnekte bu saydığımız surelere ilave olarak Naziat, Tekvir, İnfitar, Müdaffifin, İnşikak, Vuruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl sureleri yazılmış. Böylece Enam-ı Şerif'teki sure sayısı 45'e kadar çıkmıştır. Bayağı kabarık bir kitap haline gelmiş. Bazen Enam-ı Şeriflere tasavvufi gelenekte tarikat mensuplarının belirli vakitlerde okudukları ayet, hadis, salavat, dua ve tesbihleri içeren evrat metinlerin de ilave edildiği görülmektedir. Burada böyle bir Enam-ı Şerif'te Nakşibendi tarikatının kurucusu Muhammed Bahaeddin Nakşibend'e nispet edilen Evrad-ı Muhammed Bahai metnini görüyoruz. Hem tarikat mensuplarının hem de bir tarikata mensup olmayan Müslümanların sık okuduğu evrat kitapları da bulunmaktadır. Şazeliye tarikatının Cezuliye kolunun kurucusu olan Şeyh Muhammed bin Süleyman el-Cezuli tarafından derlenen ve Delailül Hayrat adıyla bilinen Risale meşhur örneklerindendir. Enam-ı Şerifler dahilinde bu Risale'nin yazıldığı örneklerde bulunmaktadır. Enam-ı Şeriflere bazen Ravza-i Mudahhara, Kabe-i Muazzama gibi kutsal mekanların minyatürleri de ilave edilmiştir. Burada bir örnek görüyoruz. Mehmet Emin Rüşdi Ketebeli Enam ve tabi Evrat da var içerisinde. Bu kitapta Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi minyatürleri, tasvirleri görülüyor. Enam-ı Şeriflerin sanat özelliklerine gelince, tabi birçoğu sanat yönü dikkate alınmadan hazırlanmış olsa da, hat, tesip, cilt sanatları bakımından çok değerli örnekleri de bulunmaktadır bugün çeşitli koleksiyonlarda. Başta Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, Derviş Ali, Hafız Osman, Seyit Abdullah, Mehmet Rasim, İsmail Zühdi gibi ünlü isimler olmak üzere Osmanlı hattatlarının birçoğu bu tür eserlere imza atmışlardır. Genel olarak kullanılan yazı türleri bakımından Enam-ı Şerifler Kur'an-ı Kerimler ile paralellik göstermektedir. 16. asır ve öncesinde nesih hattıyla yazılanların yanında Musaflarda olduğu gibi Aklam-ı Sitte'deki farklı yazı türleriyle beraber bir arada kullanılarak yazılan örnekler de vardır. Muhakkak Reyhani yazıları gibi. Burada Abdullah Kırmi tarafından muhakkak hattıyla yazılan bir Enam-ı Şerif'in ünvan sayfasını görüyoruz İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde.
Hattat Şeyh Hamdullah'ın öncülüğünde gelişen Osmanlı Mektebi'nde Musaf yazımında nesil hattı tercih edilmiştir malum. Buna paralel olarak Enam-ı Şerifler'de de en fazla nesil hattının kullanıldığı görülmektedir. Biraz önce gördüğümüz Enam-ı Şerifler'de de çoğunlukla bu yazıyı gördük. Enam-ı Şerifler'deki sure başlarında ve diğer başlıklarda, fasıl başlıklarında sayfa kenarlarındaki güller içinde ve ketebe kayıtlarında ise icazi hattı ya da rika hattını görüyoruz. Bazen bu eserlerde talik hattına da rastlanıyor. Burada Sakıp Sabancı Müzesi'nde mahfuz bir ketebesiz Enam-ı Şerif'te talik hattıyla yanlara şerh olarak konulmuş haşiyeleri görüyoruz. Küçük bir kitap şeklinde yazılan Enam-ı Şeriflerin birçoğu tesip ve ciltleriyle de sanat eseri hüviyetine sahiptir malum. Kur'an-ı Kerimlerde ilk iki sayfenin bezenmesiyle oluşan ser levhalar yerine Enam-ı Şeriflerde genellikle tek başına ilk sayfa tezyin edilmiştir. Sure isminin yazılı olduğu bu müzeyyen sayfaya ünvan sayfası adı veriliyor. Musaflardakine benzer ser levha şeklinde tesiplenmiş örnekler de vardır. Burada ünvan sayfası olarak gördüğümüz Derviş Ali'ye ait bir Enam-ı Şerif'in ünvan sayfası, yani tek sayfanın bezendiği bir örnek. Burada da Mehmet Rasim Efendi'ye ait serlevha şeklinde çift sayfanın tesiplendiği bir örnek görüyoruz. Ama bu çift sayfanın her iki sayfası da Enam suresine ait. Bir de buraya Fatiha suresi eklenerek yine serlevha şeklinde tezyin edilmiş örnekler de var. Burada Abdullah Edirnevi'ye ait bir Enam-ı Şerif görüyoruz. Başta Fatiha suresi, hemen devamında Enam suresiyle devam ediyor ama serlevha şeklinde tezyin edilmiş. Enam-ı Şeriflerde sure ve bölüm başları bezemenin çok görüldüğü yerlerdir. Yazı alanının etrafı genellikle siyah tahrirli altın cetvellerle, bazen de bunun yanında renkli daha ince çizgilerle çerçevelenmiştir. Bu kısımda geçme adı verilen ya da zencirek denilen süslemelere de rastlanıyor. Ayet sonlarında olduğu gibi dua cümlelerinin aralarında da yine müzeyyen durak süslemeleri yapılmıştır. Sayfa kenarlarına korunan sure başı veya cüz, hizip, secde gibi, aşır, hamse gibi güller yine bu kitaplarda da süsleme alanlarının en önemli kısımlarını oluşturuyor. Burada Derviş Ali ve iki talebesinin yazdığı bir Enam-ı Şerif görüyoruz. Yine sure başlarında, sayfa kenarlarındaki yine sure, pardon, bölüm başı bunlar, sure değil tabii, dualar. Ve yanlarda bu başlıkları vurgulamak için yapılan güller görüyoruz. Metin etrafında az önce bahsettiğimiz yine altın cetveller ve bunlara eşlik eden kuzu tabir edilen daha ince renkli çizgiler görülüyor. Bazı Enam-ı Şeriflerde tuğralara da rastlanıyor. Çok yaygın olmamakla beraber bu Eğrikapılı Mehmet Rasim Efendi'ye ait bir Enam-ı Şerif'te 1. Mahmut tuğrası iki yerinde bu şekilde tuğra bulunuyor. Yine tabii tezyinat açısından yoğun tesiplerin, süslemelerin yapıldığı alanlardan birisi de malum ketebe sayfaları ya da hatime sayfaları diyoruz bunlara. Burada müşterek yazılmış bir Enam-ı Şerif'te Suyolcuzade Mustafa Eyyubi ve Ağakablı İsmail Efendi'nin ayrı ayrı ketebe sayfalarını görüyoruz. Sağdaki nesih hattıyla, soldaki de icaze ya da rika hattıyla yazılmış. Ama bu alanlar genellikle tesiplenen süslemeli alanlar. Musaflardan farklı olarak bu kitaplarda minyatürlere de yer verilmiş. Aslında evrat ve delail kitapları ayrı yazılan müstakil kitaplardır. Ama genellikle tasavvuf çevrelerinde bu kitaplar Enam-ı Şeriflerle birlikte
yazılmış, bir araya getirilmiş. Böylece bu Enam ve Delail kitapları içindeki bazı unsurlarda Enam-ı Şerif adıyla anılan kitaplar içinde yer almıştır. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Ravza-i Mutahhara, Kabe-i Muazzama minyatürleri gibi ve Gül-i Muhammedi gibi bazı unsurlar görülüyor. Mesela burada Abdullah Edirnevi'ye ait 1193 tarihli Enam-ı Şerif'te Mekke ve Medine tasvirlerini görüyoruz. Biraz önce içerikten bahsederken de bir başka kitapta böyle bir resim geçmişti. Yine aynı Enam-ı Şerif'te Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Aşire-i Mübeşşere'nin yazıldığı Gül-i Muhammedi genellikle böyle isimlendiriliyor bu tasvirler. Ve malum tasavvuf metinlerinde ve İslam edebiyatında da gül Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı temsil eden bir motiftir. Burada da aynı şekilde Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Ehl-i Beyt gül formu içerisinde bu şekilde tasvir edilmiş. Bugün bu kitapların müze ve kütüphanelerde, koleksiyonlarda tabii çok zengin örnekleri bulunmaktadır. Ancak bunlarla ilgili çok fazla araştırma ve yayın maalesef bulunmamaktadır. Özellikle geleneksel İslam sanatlarının hemen her dalında çok zengin örnekler olduğunu ben bu çalışma esnasında fark ettim. Gerçekten araştırılması, çalışılması gereken bir konu olarak görünüyor. Böylece toparlıyorum ve teşekkür ediyorum bütün katılımcılara ve izleyicilere. Mehmet Memiş hocama çok teşekkür ediyorum. Biz de ana damara bağlı Sülüs Nesih, özellikle Sülüs Nesih hattatlarının imzalarını çokça gördüğümüz bu Enam-ı Şerifler önemlidir. Yani ortaya çıkarılmaları, işlenmeleri ve kitap haline, kitapçık haline, risale haline getirilmesi hususundaki gayretlerini biliyoruz. Burada çok önemli bezemeler var. Hizip gülleri var, Mekke Medine minyatürleri var, sure başı tesipleri var, ünvan sayfelerinin tesipleri var. Hatta Tuğralı bir sayfayı da gösterdi. Eğri Kapılı Mehmet Rasim Efendi'nin kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar vaktimiz var. İsterseniz bir tur daha geçelim. Sözü olan arkadaşlarımız varsa Ahmet Kırkan Hocam, Mutlu Saylık Hocam. Özellikle ben Mutlu Saylık Hocam'ın bahsettiği bu İbn-i Mukle'nin siyasi mücadelesiyle ilgili bildirisinde söylediklerini ilk defa duydum. Tabii biz de bu Mutlu Hocam'ın söylediklerinin dışında Arap yazısının ortaya çıkışı, Arap yazısının geliştirilmesi, sanat haline gelmesi, özellikle Emevilerden sonra, Emevilerin sonu ve Abbasilerin başında bir sanat yazısı haline döndürülmesi hususundaki gayretler, bizim Türkçe kaynaklarda hiç bahsedilmeyen, çok az bahsedilen konulardandır. Arap kaynaklarında daha çok bilgi var. Hatta Batılı kaynaklarda daha çok bilgi var. Bize sadece Nihat Çetin hocamız rahmetli, Ali Alparslan ve Süheyl Ünver de çok az bir şekilde bu konulardan bahsetmiştir. Ama bizde en çok eksikliği hissedilen konulardan bir tanesidir. İbn-i Mukle'nin yazıda ortaya koymuş olduğu yenilik, öncü hattatlarımızdan ilkidir. İşte hocamız da söyledi, noktayı, elifi ve daireyi yazının güzelleştirilmesi hususunda bir ölçü olarak almıştır ve buradan yürümüştür. Bu hususların çokça işlenmesi gerekmektedir. Çünkü bizde hatla ilgili yapılan tabii yayınlar, çalışmalar çok fazla şey sayılmaz. Yani eski tarihe sayılmaz. Son 20 senedir çok büyük bir çoğalma var ama hep maalesef gördüğümüz birbirinin tekrarı. Yapılan yayınlar da müzayede katalogları şeklindedir. İşte yazıların güzel fotoğraflarının basılıp sadece okunuşunun verilmesi, ondan sonra metninin verilmesi ve okunma anlamlarının verilmesi şeklindedir. Ama yazı okuması, sanat değerlendirmesi hususunda büyük eksikliklerimiz var. Ama en büyük eksiklik işte İslam yazısının ortaya çıkışı.
Ondan sonra bunun geliştirilmesi, işte şey noktaların konulması, yani birbirine benzeyen harf şekillerini birbirinden ayıran noktaların konulması, daha sonra harekenin konulması, daha sonra sanat, bir sanat şubesinin bir sanat yazısı olarak ele alınması konuları hususunda çok büyük eksikliklerin olduğunu biliyoruz. Ama Mutlu Bey'in bahsettiği hocam, konular da çok ilginç. Efendim. Hocam müsaadeniz olursa vakit kısa diye ben geçtim. İbn-i Mükle'nin, İbn-i Mükle'nin harflerin şekillerini düzeltirken bir de güzellik katarken getirdiği prensiplerden tek tek bahsedebilirim vaktimiz varken. Tabii hocam, bir 10 dakika daha size söz verebilirim hocam. Buyurun. Tamam Sayın Hocam, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yani, bu çerçevede hocam, şimdi İbn-i Mükle harflerin şekillerini düzeltirken 5 prensip ortaya koyuyor. Et-tevfiye denilen birinci prensipte her harfin kavisli, eğilimli ve düz olarak kurulduğu çizgilerdeki payının hakkıyla yerine getirilmesi, harfin hakkının verilerek yazılması. Evet. İkinci el-itmam diye bir prensibi var. Her bir harfe sahip olması gereken önceliklere göre uzunluk, kısalık, incelik veya sertlik özelliğinin verilerek tamamlanmasıydı. Üçüncü getirdiği prensip el-ikmal. Her harfin çizgisini içinde olması gereken formlara göre dikleştirme, düzleştirme, şekillendirme, öne veya yukarıya bakacak şekilde yatırma, ekseni etrafında döndürme ve bükülme özelliklerini kullanarak istenilen şekilde harfi eksik bırakmayacak şekilde tamamlayıp olgunlaştırmaktı. Dördüncü evet. prensip el-işba diye her harfe doygunluk özelliği vermedir. Başlangıcından sonuna kadar harfi tam olarak yazma, hattın her satırı başlangıcından sonuna kadar çizgiler eşit olana kadar kalemin ucundan elde ederdi. Böylece bazı kısımları diğerlerinden daha ince olmazdı. Elif ve ra benzeri harflerin yalnızca bazı kısımları aynı olması gerekenden daha doğru olurdu diyor prensipte. El-irsal 5. sırada verdiği prensip, harfi yazarken kalemi kaldırmayarak süratli bir şekilde devamlılığı sağlayarak akıcılığı sürdürme. İbn-i Mükle bunlarla beraber harfe güzellik sağlamak için, güzellik katmak için de bazı prensipler ortaya koymuş. Tarsif dediğimiz her el yazısı harfini kendinden sonraki harfe bağlama, te'lif birbirine bağlanmayan harflerin tertip ve uyumunu sağlama, testir bir cetvel gibi düzgün bir satır olması için kelimeyi kelimeye ekleme ve kelimelerin satıra oturmasını sağlama, tensil el yazısı karakterleri için önerilen aralık konumlarıdır. Birbirine bağlanan harflerden uzatılması mümkün olanları uzatmaktır. Tabi İbn-i Mükle özellikle Kalkaşandî'nin Sübhül Aşa'da harflerle ilgili çok sayıda şeyleri var. Bilgi de var bu konuda İbn-i Mükle'nin katkılarıyla ilgili. Hem kalemle ilgili hem harflerle ilgili, yazı malzemeleriyle ilgili ayrıntılı bir şekilde bazı prensipler getirdiğiyle ilgili bilgiler mevcuttur. Tabii ben İslam tarihçisi olduğum için tarih çalışmaları esnasında İbn-i Mükle'nin Abbasi siyasi tarihine de damga vuran bir vezir olduğunu gördüm. 3 defa vezirlik yapıyor, 3 halife döneminde vezirlik yapıyor ve dramatik bir şekilde vefat ediyor. Ama aynı zamanda hatta da ön planda olduğunu görünce alanla ilgili dedik böyle bir katkımız olsun. Bu fırsatı evet. da verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler inşallah basıldığı zaman da kaynak olacak. Arkadaşların istifade edeceği kaynak olacak. Ahmet Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yok hocam, teşekkür ettim. Sağ olun. O zaman Mehmet Memiş hocamızı tekrar dinliyoruz. Hocam. Evet. Tabii ben 15 dakikaya göre ayarladığım için biraz hızlıca oldu ve o şekilde tamamladım. Bir de teknik sorun yaşadık. O bakımdan böyle bir onu sıkıntı oldu. Onu hep yaşıyoruz hocam uzaktan eğitimde. Evet. Şimdi tabii bu Enam-ı Şeriflerle ilgili ben bu çalışmada gerçekten kaynaklarda herhangi bir şey pek bulamadım. Yani bir tez yapılmış sanıyorum Kanada'da, bir doktora tezi.
Ama tabii şeriflerle ilgili mi hocam? Evet, Enam-ı Şerifler'le ilgili ama sanat tarihi açısından ele alınmış. Hocam Bursa'da bir arkadaş sanki bu konuyu çalıştı mı? Hatırlamıyorum. Ben öyle bir şeye rastlamadım hocam. Ha, evet. Ama bu şey bahsettiğim bu tezde de daha çok tabii sanat tarihi açısından ele alınmış. Türkiye'deki müzelerde bulunan örnekler de incelenmiş ama bu geleneksel sanatlarımız açısından yani hat, tesip, cilt ya da ebru bile var tabii ki bunlarda. Hatta Kur'an-ı Kerimlerde olmayan önemli bir husus bunlarda minyatürler var. Minyatürler var. Dolayısıyla bunların geleneksel İslam sanatları açısından ele alınması önemli. Ve çok sayıda da kitap var. Yani malum bu hat tarihiyle ilgili araştırmalarda genellikle musaflar ön planda oluyor haklı olarak. Çünkü en fazla özenilen eserler. Ama Enam-ı Şerifler de bir musaf cüzü olarak, musaflar gibi önem arz etmiş. Ve çok okunmuş bir kitap. Bir araştırma neticesinde o eski Osmanlı şehirlerinde yapılan bir araştırma neticesinde en çok okunan kitaplarda Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırayı almış bir metin. Her ne kadar sadece Enam adıyla anılsa da tabii ki bunların içinde özellikle tasavvuf çevrelerinde bazı dualar, günlük okunacak dualar, efendim evrat metinleri vesaire bunlar da işin içine girdiği için kitaplardaki metinler çeşitlenmiş, süsleme alanları çoğalmış, işin içine minyatürler, tasvirler girmiş. Dolayısıyla bu konuda gerçekten çok bakir bir alan diyebilirim Enam-ı Şerifler ve bunların bağlamında tabii ki evrat yazmaları. Araştırmacı arkadaşlara ya da ne bileyim çalışacak arkadaşlara bir önerim olabilir bu. Bu çalışma esnasında ben bunu fark ettim. Yaklaşık ben 40 kadar Enam-ı Şerif'i inceledim bu çalışma esnasında. Ve çok değişik farklı metinlerle karşılaştım. Küçüklü, büyüklü. Tabii bunların esas maksadı cepte taşınmak üzere küçük kitap şeklinde yazılan metinlerdir. Böyle de çoğu bu şekilde ebatları olarak. Ama dediğim metinler ve diğer ilave sureler girdiği için bunlar artık kitap boyutuna çıkmış. Evet. Tezyinat açısından, cilt açısından da veya hat açısından da çok özenli yapılmış örnekler var. Evet, bu kadarla yetiniyorum. Evet hocam. Şimdi hani Enam-ı Şerifler, dua mecmuaları tabii yani bir cüz olarak da kabul edebiliriz dediniz ama Safevi musaflarını hocam incelemişsinizdir. Safevi musafların da hani ana Kur'an-ı Kerim metninden başka sonuna çok fazla şeylerin eklendiğini biz görüyoruz. Mesela falnamelerin olduğunu, ondan sonra Esma-ül Hüsna'nın buralara konulduğunu, ona çok fazla bezemenin yapıldığını da biz Safevi musaflarında görüyoruz. Bunlar da bizdeki alışılmış hani dua, bizde Kur'an-ı Kerim'in yapısı yani yazımı Fatiha suresi vardır. Zahriye sayfasında işte oluyor olmuyor onlar. Ama sonunda bir hatim duası ve fihristen başka bir şey olmuyor. Ama Safevi musaflarına baktığımız zaman bunların çok fazla çeşitlendiğini ve sure başı tesiplerinin ondan sonra ünvan sayfalarının, zahriye sayfalarının böyle çok sanatlı bir şekilde yapıldığını biz görmekteyiz hocam. Özellikle Safevi musaflarında. Evet. Doğru. O musaflarda gördüğümüz bu falnamelerle ilgili şeyler, ben bu şeylerde Enam yazmalarında da rastladım. Var mı hocam falname onlarda da? Onlarda da var. Yani sihir ve falla ilgili işte rakamlara dayanan bazı... Evet. Evet, evet. O şeyler. İlginç bunlar tabii müzelerde bulunan eserleri incelediniz fakat özel koleksiyonlarda da çok fazla sayıda bu Enam-ı Şeriflerin, dua mecmualarının bunun dışında bulunduğunu biz biliyoruz müzelerden takip ettiğimiz kadarıyla. Evet arkadaşlar, vaktimiz sona geliyoruz. Yani bir 12 dakikamız var ama artık Ahmet Hocam hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Katkınız dolduralım vaktimizi. Şey yaptım hocam, yani ben başta da biraz hızlı gittim açıkçası. Ben 4 sizin de sunumunuzun olacağını tahmin ederek. Şöyle bir arkadaşımız Siracüddin Öztatlı diyor, Toprak Hocamızın bir cenazesi oldu. Onu söylemeyi unuttum. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun.
çok yakını vefat etmiş, onun için katılamayacağını söylediler, bildirdiler. Onu da biz buradan sizlere aktarayım. Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Hocam buyurun. Amin. Yani ben biraz hızlı gittim açıkçası. Hem Kürtçe hocam yazımında... buyurun o zaman. Yavaşlayın şimdi. Kürtçe yazımında kullanılan alfabelerle ilgili evet, hızlı bir sunum yaptım. Hem de hani klasik olarak söylenen işte Mekke'de, Kur'an Mekke'de indirilmiş, Mısır'da okunmuş, İstanbul'da yazılmıştır. Yani bu sürecin Diyarbakır ayağının Hamit Aytaç üzerinden yürümesi ve onun da kendini ispat ve hat sanatını ilerletmesi için tekrar İstanbul'a gitmesi üzerine de durulabilirdi. Evet. Biraz daha olayın siyasi boyutu üzerinde durdum ben. Yani hani siyasi boyutu üzerinde durmaya çalıştım. Yani dünya çapında bir hattat var elimizde, Hamit Aytaç. O dönemdeki siyasi koşullar içerisinde de hareket edebilen, yani siyasi bir duruşunun da olduğunu bildiğimiz bir hattat var. Biraz belki bu yönleri üzerinde çalışma yapılabilirdi. Yani o dönemde yani bu gidenlerin hepsi işte saydığım kişilerden Ahmet Ramiz, Halil Hayali Motki, Şeyh Musa Azmi, yani Hamit Aytaç... Evet. Zengin ailelere veya ne bileyim Mir ailesine, emirlik ailelerine mensup olan kişiler değiller. Bunlar evet, orada... Hamit Hoca da mı öyle hocam? Hamit Hoca da mı öyle? Zengin ailelerden gelen kişiler değiller. Mesela o dönemde Celadet Ali Bedirhan'ın bağlı bulunduğu Bedirhaniler var. Cemil Paşazadeler var. Diyarbakır'dan sürgün edilmiş. İşte Soran bölgesinden sürgün edilmiş baban ailesi var. Ve bunlar evet, çok ciddi... Diyelim ki baban ailesine yetişmiş bir sürü insan var. Mesela Halil Hayali'nin o dönemdeki siyasi duruşu içerisinde aynı zamanda Mehmet Akif'le arkadaş olduğunu, çünkü Ahmet Naim'le Babanzade Ahmet Naim'le Mehmet Akif birbiriyle arkadaş. Halil Hayali Motki aynı dönemde Mehmet Akif'ten birkaç tane şiiri Kurmancı lehçesine çeviriyor. Yani çok zengin ailelere sahip olmamalarına rağmen gittikleri yerde o zekalarından dolayı birbirleriyle karşılaşmış ve beraber ortak eser üretmiş olan insanlar. Ve mesela Halil Hayali ile ilgili hem modern edebiyatta hem diyelim ki klasik edebiyatta ilgili Ahmedi Hani'den sonra gelmiş en faydalı işleri yapmış Kürt olarak diye bir nitelendirme var. Belki çok uç bir nitelendirme, belki marjinal bir nitelendirme. Evet. Ama yaptığı iş anlamında, Hamit Aytaş'la beraber yaptığı iş anlamında şu anda Soran bölgesinde, Behdinan bölgesinde, yani Kürdistan'daki federe bölgesindeki alfabetlerin, yani bu an yaptığı hat sanatına yeni şey getirmesinin ötesinde şu anda 5-10 milyon yazılı hatın temelini atmış. Mesela Tevfik Vehbi'nin adı geçti hemen İstanbul'da ve bunlar beraber yine hat sanatı ile ilgili kısmından ziyade hem alfabe, çünkü alfabe insanların kendini tanımlama kriteri, alfabeye göre siz şekilleniyorsunuz. Mesela son dönem Kürt medreselerinde okutulan derslerde halen ısrarla Arap alfabesini kullanan molalar var. Niye? Onlara göre dini bir metnin Latin alfabesiyle yazımı çok makbul değildir. Bu anlamda bunun önemine binaen Hamit Aytaç'ın yaptığı şey gerçekten ufuk açıcı bir şey. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hamit Hoca gerçekten sanatkar olarak çok büyük bir insan. Yani şanssız bir dönemde tabii yaşamış. Harf inkılabını görmüş. Ondan sonra ilgisizlik onun belini bükmüş. Ben kendi yazılarını yazdığı atölyesine gittim. Bir defa, iki defa hastanede ziyaret ettim. Yani Ankara Caddesi'nde küçük bir oda, hiç ışık almayan, kesinlikle ışık almayan bir oda. Bir düzenli bir aile hayatı da olmamış. Yani işte otelde kalmış, o han odasında kalmış daha sonra. Yani buna rağmen Cenab-ı Allah yine uzun sayılabilecek bir ömür bahşetmiş ve sanatkar olarak çok büyük bir sanatkar. Kendi ifadeleriyle yani çok düzenli bir eğitimde görememiş o muhataralı bir dönemde yaşamasından dolayı, ama çok titiz bir sanatkar. İsmi işte vefatından işte bu kadar sene sonra 82 yılında vefat etmiş, ama gün geçtikçe de ismi etrafında çokça konuşulan bir isim. Ne diyelim, Cenab-ı Allah rahmet eylesin. İnşallah
daha çok çalışmalar ve sempozyumlar yapar da Hamit Hoca üzerine konuşuruz diyorum. Evet arkadaşlar, kıymetli Mehmet Memiş dostuma, hocama, Ahmet Kırkan Bey hocama, Mutlu Saylık hocama teşekkür ediyorum verdikleri bilgiler için. Siracüddin Öztoprak hocamız cenazesi çıkmış. Allah rahmet eylesin diyoruz. Başı sağ olsun diyoruz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir yerlerde görüşürüz. Yine konuşmalar yaparız. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ederiz.